Anlat bakalım Orhan'ım, askerlik nasıl geçti? Neden yaptın? Neyi oğlum? Neden öldürdün o adamı? Sana bir kötülüğü mü dokundu? Hasmımız mıydı? Öyleyse zaten benim de hasmımdır. Ben yapmadım Orhan. Anladım. Tabii ki. Sen yapmadın. Ben yapmadım. Bir dümenin içine düştüm. İftiraya uğradım. Sana kim niye iftira atsın baba? Mahkeme fazla yaklaşma. Ayrıl. Fısıltı yok. Kimin ne derdi var benimle bilmem. İster inan ister inanma. Lakin işin aslı böyle. Dalyan abi, onun eli kolu uzundur. Neden yardım etmiyor sana? Bulup getirir çakalları. Başka gayeleri var Dalyan abinin. Haberi yok demek ki. Duysa bırakmazdı. Haberi var. Olmaz olur mu? Biliyor. Benim yanımda Dalyan. Bana yarenlik ediyor. O da aynı dalaverinin içinde yani. Yok, kendi davası. Geç bunları Orhan. Tatsız tutsuz meseleler. Sen anlat bakalım nasılsın? Hı? Peki bu oğlun ne yapıyor senin? Oğlum? Mahir oğlum. Abi. Değil mi? Nasıl yakışık alıyorsa öyle hitap et. Kaç yaş büyüğün o senin? Ağam. Abim. Bir planı var belli. Elini ayağını dükkandan çekmiş. Eve geliyor, gelmiyor. Ne yapıyor? Bak ne güzel bulmuşsun eksiğini yediğini. Neticede Mahir de etten kemikten her tarafa yetişemez değil mi? Sen tamamlayacaksın onu Orhan. Ona destek ol. Eksikliğini hissettirme ne evde ne dükkanda. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun baba ya? Ne yapıyor abim? Planı ne? Görüş bitti. Orhan. Abine yardımcı ol. Hadi Nazif Kara. Gördün mü küçük oğlum? Göz görmüş, yürek yanmış. Ben bir yerde hata yaptım demek ki Dalyan. İkisini de ben yetiştirdim. Birbirlerine benzerler yiğitlikte. Lakin Mahir vicdanının esiridir. Orhan'ın öfkesinin. Demek ne yatılı okul ne askerlik eğip bükebilmiş Orhan'ı. Canın hemen altında gizlidir huy. Önce can çıkar sonra huy. Ne yaparsın evlat işte. Hatasıyla sevabıyla senin. Yere düşse de sen tutup kaldıracaksın. Burada bunu nasıl yapacağım Dalyan? Bu dört duvar arasında.
Gayrı bir de Orhan'ın başında olmadığıma yanacağım. Safiye mi yazık değil mi? Nasıl baş edecek? İkisinin ortasında, ikisinin arasındaki orta yolu nasıl bulacak? Buluruz bir yol be Nazif. Dert etme. Başa gelecek varsa önden ağıt yaksan ne? Ha? Tedbirimizi alırız. Sonra yukarı havale ederiz. Demişsiniz Ümit Bey. Ne bileyim, uğrarsın diye düşünmüştüm. Ben de bilemedim. Yani tedirginim. Sen öyle deyince ben de yanlış bir şey yapmak istemedim. Alışık değilim ben böyle şeylere böyle. Ben de değilim. Salih, hani biz dargın olduğumuz zaman adliyenin arşivine gidecektik ya. Süleyman abi kimseden şikayetçi olmuş mu başka ya da tehdit eden olmuş mu diye bakmaya. Evet. İşte istettiğim dosyalar geldi. Ne bekliyoruz? Hadi gidip okuyalım. Sizin de okuyacağım kim söyledi? Feride Hanım. Öyle bedavadan olmaz. Bizim yerimize beni bir çay içmeye götürürsen düşünebilirim. Memnuniyetle. Buyurun. Ay. Ben bavulumu yukarıda unuttum. Anlaşıldı. Stajyeriz diye siz bana daha çok yükleneceksiniz. Sabah akşam bavul taşıyın. Zahmet dışında kimseden tehdit almamış. Evet, ben de şaşırdım. O kadar insan canını yakmış ama hiç başka kimse tehdit etmemiş onu. Belki tehdit etmediler belki ama bu suikasti planladılar. Süleyman Bey'i ortadan kaldırdılar. Sen kabadayı aileminden birinin Süleyman abiyi öldürdüğüne emin misin? Ya bu cinayetten en çok onların menfaati var. Neticede kimse durup dururken birbirini öldürmez. En azından ben öyle inanıyorum. Ben emin değilim. Bir tane daha ister misin? Okuyacak dosya kalmadı, geç de oldu. Kalksak artık. Bir tane daha. Peki. Kemalettin. Bize iki çay daha. Bu bakışı hiç beğenmedim. Bunun arkasından kesin zor bir soru gelecek. Salih. Hani iki kız, bir erkek kardeşim var demiştin ya. Doğru muydu? Sormayayım diyorum ama merakıma yeniliyorum. Yani bütün o anlattıkların, ailen hakkında olanlar, hepsi doğru muydu? Harfi harfine doğru. Hepsi. Bir şey daha soracağım. Söz bir daha açmayacağım bu konuyu. Sen anlatana kadar bekleyeceğim.
Adının baş harfi ne? Hepsini sormuyorum. Baş harfini soruyorum sadece. Lütfen. Feride. Sana söz veriyorum. Çok yakında bütün bu suallerinin cevabını alacaksın. Bizzat ben anlatacağım sana. Seni ailemle de tanıştıracağım. Belki bu aramızda çok büyük yaralar açacak. Ama yapacağım. Salih. Sen böyle konuşunca ben çok korkuyorum ama. Sanki bir sabah uyanacağım ve sen yok olacakmışsın gibi hissediyorum. Seni kaybetmekten çok korkuyorum. Abi sana feci havadislerim var. Erkek güzeli seçildin. Ses dergisi yarışmasını kazandın. Hangisi? O da olacak abi inşallah. Söylesene oğlum. Abi Serra Aşık. Yarın Paris'e uçuyor. Kaçıyor mu? Abi burada uçağın saati ve koltuk numarası yazıyor. Sen nereden ulaştın buna peki? Bu işle ilgilenen bayanla onu sor, bunu sor. Aramızda bir samimiyet oluştu. Benim de cazibem malum yani. Tabii sorma. Vahşi cazibe. Belmando Kemal seni. Neyse abi. Şimdi benimki çıkardı listeyi. Bir taraftan da nasıl gözümün içine bakıyor görmen lazım. Vallahi bu çapkınlıkla seni tutamayacağız Kemal. Bir kız sokacak seni dünya evine. Kalk, kalk hadi kalk yürü. Vedat. Babamın çalışanı ben çağırdım. Beni eve o bırakacak. Niye böyle bir şey yaptın? Ben bırakırdım. Dün gece de benim yüzümden eve gitmedin. Ailem merak etmese şimdi. Bir daha. Bana sormadan böyle bir şey yapma. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben bavulunuzu getireyim Feride Hanım. Ne olacak bu stajyerin kaderi? Buyurun. O vakit iyi geceler. Feride Hanım. İyi geceler Salih Bey. İyi akşamlar Ayten abla. İyi akşamlar Orhan. Biraz konuşalım mı? Tabii gel. Kim geldi abla? Yalnız konuşalım. İstersen biraz dışarı çıkalım. Tamam, olur. Dur o zaman üstüme bir şey alayım. Vallahi ben de anlamadım ki ne yapıyor, ne ediyor. Kime sorsam bir cevap da alamadım. Peşine düşmeyi bıraktım ben de. Ama tabii olan bana oldu. Babam içeri girince mi koptunuz? Bak Orhan. Aslında anlatmayacaktım. Ama madem bilmek istiyorsun, bil o zaman. Ama bir şey rica edeceğim. Ne olur benden bildiğini kimseye deme, olur mu? Ne yapsam kabahat oluyor zaten. Mahir'le yine ters düşmeyeyim.
Yüzüme bile bakmıyor çünkü. Söz. Söz abla. Anlat sen. Mahir. Mahir babanın davasına bakan hakime ile aşk yaşıyor. Ne yani? Babamı kurtarma planı bu mu? Bilmem. Kadını kullanıyor mu? Keşke öyle olsa Orhan. O zaman biter belki bir gün. Bilmiyorum. Belki ilk başta öyle çıktı yola. Ama şimdi basbayağı aşıklar birbirlerine. Ben Mahir'i tanımaz mıyım Orhan? Sırf onun yüzünden ortada bıraktı beni. Laf bile ettirmiyor. Affedersin ama bu Hakime Hanım nasıl kabul ediyor bunu? Neticede abim davasına baktığı sanığın oğlu. Belki de kıracak kalemi. O da onun şeref anlayışı. Sağdan gir. Mahalleye kolaçan edelim bakalım. Mahir Efendi'nin evinin önünden geçelim. Dur lan dur. Ben bir Erdal abiye gideyim bakalım. Kusura bakma abla. Senin de yaranı kanattım yine. Orhan. Evinizin kokusu var üstünde. Mahir gibi. Ablam. Yenge. Sıkma ama sen canını. Sen abimden daha iyilerine layıksın. Ne daha iyisi ne daha kötüsü Orhan. Ben onu istiyordum. Neyse ben gideyim artık, Nurten merak eder. Takip etsene şunu sen. Sırık. Kimsin lan sen? Hasta mısın lan? Oğlum, soruya cevap ver. Adamı deli etme. Kimsin sen? İki gündür Ayten Hanım'ın yanında kuyruk gibi dolaşıyorsun. Senin münasebetin ne Ayten Hanım'la? Ablam sayılır lan o benim. Buradan hiç öyle görünmüyor ama kızın mıncıklamadık yerini bırakmadın. Doğru konuş lan. Gevşek ağız. Dellendirme lan beni. Şimdi öt bakalım. Kimsin lan sen benden hesap soruyorsun? Ha? Kimsin? İndir lan onu, indir. Sıkarım kafana. Sık lan. Sıksanıza lan. Söylesene köpeklerine sıksınlar. Bakalım tetiği önce kim çekiyor? Söylesene lan köpeklerine. Orhan. Ne oluyor Necdet? İndir lan silahları. Karışma abi, oyun oynuyoruz. Başlarım lan oyun. Sen benim mahallemde benim kardeşime nasıl silah çekersin lan? Gırtlağına sokayım mı? Sokun lan onları. Mahallemde. Kusura bakma Mahir kardeş. Orhan'ın senin kardeşin olduğunu bilemedik. Şimdi bildin işte. Ailemden, mahallemden uzak dur. Anladın mı? Yürüyün lan! Yürüyün! Silah alayım Orhan kardeş. Ne
İki dakika sakin durmayacak mısın Orhan? Dün bir, bugün iki. Senden mi öğreneceğim nasıl duracağımı? Orhan. Yapma. Bu adamlardan da beladan da uzak dur. Baş üstüne çavuş. Görürsem söylerim. Siyahlar hepten bitti usta. Kahverengi var sade. Ona da zaten talep az. Erkekte 46-47 kaldı. Malum onlar da az gidiyor. Yani desen ki usta mal var mı? Cık, derim ki yok. Anladım Azmi, anladım. Anlaşıldı. Bu gece sabahçıyız. Öyle görünüyor usta. Ama iki koldan yaparız ha. Ben sen yokken bayağı bir denedim. Aferin Azmi. Vallahi aferin. Lan biz yokken kendi dükkanın gibi sahip çıktın ya buraya. Aynı sizin bana sahip çıktığınız gibi usta. Al bakalım, devam et. Azmi. Her şey güzel de buraları bir toparlayalım be kardeşim. Varırız usta. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? Hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Azmi, bize iki sayede yapsana. Tabii ustam. Hemen. Seni bir kunduracı olarak görmemiştim. O da oldu, tam oldu. Vallahi asıl halim, özüm budur. Eyvallah. Hayırdır? Gece gece kunduran vurmadı herhalde. Senin şu Serra aşık. Abla kuş olup uçmaya karar vermiş. Nereye? Haber geldi. Sabah 9'da Paris yolcusu. Deli. Kimmiş o divane? Hiç anne, öylesine dedim. Öyle diyorsan öyledir. Nasıl geçti? Dinlence iyi gelmiş annemce. Giderken bambaşkaydın, şimdi bambaşkasın. Yüzünde güller açıyor. Evet, ziyadesiyle dinlendim anneciğim. Gözümün içine bak da söyle Ferideciğim. Ben senin annenim. Hiç mi bir şey olmadı Bolu'da? Ne olmasını bekliyorsun anne? Bilmem. Bir şey oldu ki erken döndün. Hem de çok mesut olarak. Anneciğim yolda çok yoruldum. Bunları yarın konuşalım. Feride, sende bir şey var. Ve ümit ederim annenle paylaşırsın. Bolu'ya neden gittin? Ne diye erken döndün? Yalnız mıydın? Kim vardı yanında? Hepsiyle alakalıyım kızım. Koskoca hakim olsan da benim biricik kızımsın. Söz veriyorum anlatacağım. Zamanı gelince. Hayır kuzum. Zamanı gelince değil. Şimdi. İstediğin kadar itiraz et kızım. Söylerim babana, adamını gönderir Bolu'ya, dakikasında öğreniriz. Anne,
İnanmıyorum ben sana. Hiç yoktur senin böyle huyların. Ne oluyorsun? Endişe ettiğimden olmaz. Senin de babamın da endişe etmesine gerek yok. Ben kendime mukayyet olurum. Salih abi. Hayırdır, ne yapıyorsun burada? Yoksa ustat olmadı mı? Melih, seni bana Allah gönderdi. Feride ile acil konuşmam gerek. İçeri girsene. Niye bu soğukta bekliyorsun? Ha. Ya bir şey olmaz, bizimkiler açık görüşlüdür. Ya olmadı benim arkadaşım derim. Yok sağ ol. Konuşacaklarım işle ilgili zaten. O yüzden bu saatte kalktım geldim. Ama kapıyı çalıp sizinkileri de rahatsız etmek istemiyorum. Feride'ye burada olduğumu söyler misin? Tamam, ben söylerim. Sağ ol. Evet anne, yanımda biri vardı. Hem de çok değer verdiğim biri. Oldu mu, rahatladın mı? O hastanedeki avukat değil mi? O musibet adam. Ay Feride, pat diye düşüp öleceğim şimdi. Kızım, açık fikirliyiz dedik. Her konuda desteğiz dedik ama bir yere kadar. Baban duyarsa ne derim ben? Nasıl açıklarım ona bu durumları? Bu kızı ne biçim yetiştirdin demez mi bana? Anne, ben sana cevap vermeyeceğim. Ya bana güvenir, ben anlatana kadar beni beklersin. Ya da ben bir susarım, bir daha bu konu hakkında hiçbir şey öğrenemezsin benden. Abla, müsait misin? Gayet müsaitim Melih. Feride! Anne lütfen, bence birbirimizi daha fazla kırmayalım artık. Söz verdin, anlatacaksın. Sonra, zamanı gelince. Sen niye çağırdın beni? Ben çağırmadım. Seninki aşağıda. Aa, niye gelmiş ki bu saatte? Bilmiyorum. Bir şey söyleyecekmiş. Salih, hayırdır, bir şey mi oldu? Serra, yeniden Paris'e gidiyorum. Yarın için uçak bileti almış. Yasin komiser geldi, haber verdi. Kaçıyor mu yani? Aklıma başka bir açıklama gelmiyor. Duruşmaya çağıracağını duydu galiba. Polise yakalama emri var nasılsa. Bu bilgileri de veririz polise. Havaalanından alırlar. Bence işimizi şansa bırakmayalım. Elimizden kaçmasın. Biz de gidelim havaalanına. Saati belli nasılsa. Feride. Kaçarsa bir daha bulamayız Serra'yı. Tamam, gidelim. Polisle birlikte bizzat orada olalım. Sabah gelir alırım seni. Benim anlatacaklarım bunlardı. Şimdi sen anlat bakalım hanımefendi. Ne oldu? Ne oldu? Sakın inkar etme. Daha ilk gördüğüm an belliydi. Biri ya da bir şey senin canını sıkmış. Yürüyelim mi biraz? Ama sadece yürüyelim. Çok zormuş Salih. İnsanın kendini açıklayamaması çok zormuş. Seni ilk kez anladım. Sessizliğe susadım.
Gideceksin diye hiç uyuyamadım ki. Hiç istemiyorum ama. Hadi vedalaşalım. Katiyetli olmaz. Ben bırakacağım seni. Bugüne bugün nişanımsın. Böyle kapıdan el gibi bırakır mıyım hiç? Giyinip geliyorum. Olur, peki. Günaydın. Günaydın. Hadi hemen gidelim. Bizimkilere yakalanırsam bir sürü sorgu suali tutulurum. Dün canı sıkan bu muydu? Sen de başlama Salih. Tamam. Sen ne zaman anlatırsan ben de o zaman dinlerim. Saatte nereye böyle? İşim var. Ne işi oğlum? Dükkanı mı açacaksın yoksa? Nasılsa abimi beklemeye alışmışsın. Onun ardını sormuyorsun. Benimkini de sorma. Orhan! Oğlum! Ben alayım. Lütfen. Sabah sabah kim acaba? Bakma istersen. Bu saatte aradığına göre mühim demek ki. Alo. Ha, merhaba Turgut'cum, Çetin ben. Rahatsız ettim sabah sabah, kusura bakma ama beyefendi aradı az önce. Hayırdır? Vallahi mevzuya vakıf olamadım ama galiba mühim. Sesi de acelesi de bunun kanıtı. Ne istiyor? Derhal görüşmek. Derhal? Derhal işte. Bir saat içinde. Siz toplantıya başlasanız ben daha sonra katılsam. Mühim bir işim var da. Sen bilirsin Turgut'cum. Ama sonradan bir gerginliğe mahal verirse bu beni karıştırma, olur mu? Peki. Geliyorum. Arayan müfettiş. Adliyede teftiş vermiş. Derhal mesaiye dönmem gerekiyor. Olsun, bu seferlik böyle olsun. Ben kendim giderim. Ama bu olmadı ki. Neyse, ben seni geçireyim. Şunu bir tutar mısın? Elim. Gel, gel Casim. Polis tedbir almıştır, merak etme, yetişeceğiz. İnşallah. Her işi sen böyle sahiplenir misin? Onu da nereden çıkarttın? Çok heyecanlısın. Yok. Sana öyle geldi sandım canım. Salih, her halinden belli. Sanki biz Serra'yı kaçırsak sen bir şey kaybedecekmişsin gibi. Tamam, mübalağa ettim, farkındayım. Ama mesleğini böyle sahipleniyor olman çok hoşuma gidiyor, bilesin.
çekmesin gitmekle. Geçen gün çok üzülmüştü. Babam da aynanı dedi. Keyfi bir yerine geldi. Erdal abi, bu babamın davasına bakan mahkeme hangisiydi? Birinci ağır cezada aslanım. Hakimin adı ne demiştin? Feride Şadoğlu. Ne yapacaksın? Ne diye soruyorsun bunları? Hata mı ettik sordukta? Yok da aslanım, ne bileyim. Ben gidip hakimle görüşeyim deme, ters teper. Hakim dedin sanık ailesiyle görüşmez, ters der. Baban için hiç iyi olmaz. Sence ben babama zarar verecek bir şey yapar mıyım abi? Yaparsın diye demedim Orhan. Bu işler böyle. Sanık aileleri, ben gitsem, hakimle bir görüşsem, çocuğum, kocam, babam suçsuzdur desem o bana inanır diye düşünürler. Hükümlü ailelerinde hayalleri böyle, neylerse. Ben seni sadece uyardım. Uyar mı abi? Benim aklım başımda. Eyvallah. Kahretsin. Salih, bak uçak da kalktı. Belli ki gelmeyecek. Haber mi aldı acaba? Neden vazgeçtin? Niye gelmedin? Bilmiyorum. Lakin bir de şöyle düşün. Demek ki hala burada. Hem yakalama emri de var. Saklanamaz artık. Biz eninde sonunda yakalayacağız bu kadını. Sen merak etme. Kaçma ihtimaline karşı ben şimdi yurt dışına çıkış yasağı da getireceğim. Ümit ediyorum haklısındır Feride. Çünkü bana sorarsan uçaktan vazgeçti. Belki tren, gemi ya da ne bileyim onun gibi bir şeyle kaçtı gitti. Hadi adliyeye gidelim. Belki bir iz buluruz. Yasin komiseri de çağırttırırım. Artık burada olmamızın bir manası yok ki. Ben bir başsavcıya uğrayacağım. Yerini mi arıyorsunuz? Evet. Ben burada çalışıyorum. Buyurun yardımcı olayım. Feride Şadoğlu'nu arıyorum. Tabii olur. Kim görüşmek istiyordu? İsminizi bağışlayın. Orhan Kara. Davasına baktığı Nazif Kara'nın oğluyum. Öyle mi? Siz kaleme geçin. Feride Hanım başsavcının yanında. Böyle buyurun. Kalemde Salih Bey var. O sizinle ilgilenir. Ben de Feride Hanım'a geldiğinizi söylerim. Eğer müsaitse, arzu ederse görüşür. Salih Bey. Nazif Kara'nın oğlu gelmiş. Biraz kalemde beklesin. Ben Feride Hanım'a haber vereceğim. Önce şunu bir evraka bırakayım da. Affedersiniz. Serra. Biz Teşvikiye'ye yakınız değil mi? Evet abla. Havaalanına gitmeden önce Teşvikiye'ye gidelim. 2 dakikalık bir işim var. Bahar Kuyumculuğa.
Bana büyük geldi de seyahate de çıkıyorum. Küçültme şansınız var mı acaba? Var. Nişanlım yüzüğü buradan almış. Hatırlayabildiniz mi? Hatırlamaz mıyım? Savcı Turgut Bey aldı. Beyefendi dükkanın en pahalı yüzüğünü alınca merakımı cezbetti. Sordum kim bu şanslı hanım diye. Demek kaderde tanışmak da varmış Hakim Hanım. Hafızam beni yanıltmıyorsa Feride Hanım'dı değil mi? Bir ara yüzüğün içine yasak dedi de oradan hatırlıyorum. Seni gördüğüme çok şaşırdım. Resmen gökte ararken yerde buldum seni. Öyle mi? Kader desenize Feride Hanım. Aynen öyle. Yurt dışına çıkacağımı duymuştun. Peki neden geldin? Sizinle konuşmaya geldim Hakim Hanım. Size açıklamam gereken şeyler var. Turgut Savcı ile ilgili anlatacaklarım var.